Merhabalar, çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ali Açıkofa. Ali Bey, biliyorsunuz yakın zamanda yürürlüğe giren kararlar var. Vergi artışları oldu, vergi artışlarına güncellemeler gerçekleşti. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla kardeşim, ortalık yanıyor. Yani vatandaş çok kötü durumda. Ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Maalesef yaşamıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Emekliyim ben. Ama ben kendim için söylemiyorum yani. Geride çocuklarımız var, torunlarımız var. Ne yapacaklar, ne dedikler? Yani bir ev, bark sahibi olmaları hayal oldu. Benim bekarlarım var, nasıl evlendireceğim diye akşam sabah düşünüyorum. Başka bir şey yok yani. Ya mesela en düşük düğün maliyeti 500 bin lira olarak hesaplanıyor. Ya biz onu rüyamızda bile göremeyiz artık yani. Merhabalar, çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Benim ismim Edeb Ali, Karamanlıyım. Edeb Ali Bey, şu an biliyorsunuz birkaç gündür bir zam furyası dönüyor. Artık zamlar güncelleniyor. Artışlar var, neler düşünüyorsunuz? Bunlar zam değil işte. Hepsi zamcık. Yani ne olacak? Zama da zam. Her şeye zam. Yani oluyor. Olsun, alıştık zaten. Giren şemsiye açılmıyor. Hoşumuza gidiyor. Bize mustahak bir değil bin daha gelsin. Gayet güzel. Memnunuz. Hangi telefonu kullanıyorsunuz? Huawei. Huawei. Mesela telefonla artık biliyorsunuz insanlar. Mesela dün sınır kapılarında bir yoğunluk gerçekleşti. Bu harç ücreti, yani pasaporta işletme ücretinin 6.091 liradan 20.000 liraya çıkarılması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben o çıkartılmalara, böyle şeylere, artışlara karşı değilim de. Peki banka ihtiyaç kredilerini niye %12'den 15'e çıkarttılar, %3 gibi bir artış yaptılar? Her şeyi %100 yaparken niye kredilere %3 yaptılar? Bunu sorgulayalım bence. Yani bu artış 20-10, yani bence gençlerden, böyle kendi halkımızdan düz üstlüğü bizi seviyorlar yani. Şimdi aynı zamanda, yakın zamanda biliyorsunuz asgari ücret de arttı, emekli oranları da arttı. Hayat pahalılığı da aynı şekilde artmaya devam ediyor. Aynen. Bu sizce bir çözüm oldu mu? Bu çözüm olmadı, hatta daha da bir kötü. Çünkü Merkez Bankası sürekli gıcır gıcır 200'lükleri basıyor, piyasaya dağıtıyor. Yani gayet iyi ilerliyor. Merkez Bankamız çok güzel çalışıyor yani, enflasyonu düşürmek için. Siz eklemek istediğiniz genel olarak duygu düşüncelerinizi rica etsek? Valla eklemek istediğim herhangi bir şey yok. Ülke zaten güzel, ilerliyor. Sağa kalktık, bak uçuyoruz. Gayet başarılıyız yani bence. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, iyi günler. Merhaba çocuklar, sizleri tanıyabilir miyiz? Benim adım Ali Solak. Zeki Sezer. Hasan Aydoğmuş. Yeni biliyorsunuz zamlar gerçekleşiyor. Gündemde şu an zam var. Bir genç kuşak olarak zamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi abi artışlar çok fena gidiyor. Yani çarşıya çıktık, bir şey alamıyoruz. Alım gücün çok mu düştü? Aynen. Doğru bir karar mıydı yapılanlar? Değildi bence. Nasıl olmalı? Mesela enflasyon düşmeli. Çok arttı bu şeyler. Peki bu uygulamalarla enflasyon düşeceğini düşünüyor musun? Bilmiyorum ki. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Teşekkürler. Merhabalar, çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Ben burada Karaman'dan İbrahim Çuldur, görme engelliyim. Şükürler olsun, iyiyiz. Ne gibi sorumuz varsa buyurun. Hemen soralım. Biliyorsunuz. Oyunu sonra çıkar oyunu. Öyle mi diyorsunuz? Tamam o zaman. Biliyorsunuz KDV oranları ve birçok farklı kalemlerde de fiyat güncellemeleri gerçekleşti. %8'den %10'a, %18'den %20'ye gibi artış gerçekleşti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi şimdi bu ülke bizim. Şimdi bir sadece hepsini devletten beklersek bunun altından kalkamayız. Ama şey olursa, hepimiz beşer kuruş, onar kuruş katkımız olursa devlet, biz Suriyeliler gibi, Afganistanlılar gibi, Iraklılar gibi başka bir ülkeye gitmeyiz, gidemeyiz. Bizi de alan olmaz zaten. Kimse de kabul etmez. Ama dayanışmadan bir asırların bir depremini geçirdik. Devletimize bir katkımız olursa iyi olur tabii. Yani devlet de bizim, millet de bizim. Olmasını isteriz. Ya bu artışlara biz de destek vermekten hiç çekinmeyiz diyorsunuz. Tabii canım. Yani öyle olmamız lazım. Çünkü hepsini devlete yüklersek, devlette bütçede varsa biz ayrılığımızı alırız. Olmazsa nasıl alacağız? Merhabalar, çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Berat Can abi, soyadım Günay. Karamanlıyım doğduğumdan beridir. Berat Bey, şimdi biliyorsunuz ki zam oranları gerçekleşiyor. Asgari ücrete zam oldu, emekli maaşına zam oldu, KDV oranlarında değişiklikler oldu, IMEI kayıt sisteminde bir fiyat güncellemesi yapıldı. Genel olarak bu durumlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Abi valla gelen zamlar yani biraz sıkıntıya uğrattı. Asgari ücrete valla zam geldi de. Hani zam gelmesi bizim açımızdan biraz daha kötü oluyor gibi sanki. Gittikçe daha da batışa geçiyoruz gibi sanki de. Evde pek bilmiyorum abi ya. Yani asgari ücretin artması aynı şekilde diğer kalemlerin artmasına da mı neden oluyor?
Aynen ama daha da batışa doğru sürüklüyor gibi sanki. Olumsuz geliyor. Aynen, eskiden alım gücümüz biraz daha fazlaydı bu zamana göre ama şimdi alım gücümüz gerçekten düştü. Yani bilmiyorum ya, artık zam gelmesi artık asgari ücreti bir şey etkilemiyor yani artık. Yani zaten asgari ücreti zam gelse de diğer kalemlerin de fiyatları değiştiği için hiçbir anlam ifade etmiyor. Daha doğrusu bizim için daha olumsuz anlamda ifade ediyor aslında. Evet, bu KDV oranlarındaki artış haliyle piyasayı da etkileyecek. Neler düşünüyorsun? Vallahi abi sonumuz hayır olsun ya vallahi. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok abi, teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Merhabalar, çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Karaman Beydili köyünden Yaşar Kılıç Aslan. Yaşar Bey, biliyorsunuz şu an zamlar gerçekleşiyor. Aynı zamanda da KDV ve diğer kalemlerde vergi oranlarında güncellemeler yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi her şey normal, ne düşünelim. Her şey çok iyi mi? Normal, iyi de değil, kötü de değil, normal. Yani şu an yapılan bütün işlemler normal bir şekilde devam ediyor. Sizi etkileyen bir durum yok. Etkileyen olmaz mı? Anormallık var canım. Şimdi ek vergi, seçimin masrafları buradan çıkacak. Her şeye %30-%40 zam verdi. Bağkurlara 500 lira zam verdi. Normal olur mu? Yani nasıl olmalıydı peki? Eşit olmalıydı. Herkese verdiğini bize de vermeliydi bağkurlara. Size niye vermedi? Bize niye vermedi? Biz seçimde köylüler onu başbakan yaptığı için ondan vermedi. Seçimi aldı, her şeyi unuttu. Yani seçim sonrası her şey değişti mi? Çok değişti. Değişir zaten Türkiye'de. Peki nasıl, neler bekliyor bizi şu an? Vallahi aynı darlık, aynı şeyler bekliyor yani. Hiçbir şey değişmeyecek mi? Aslında daha da zorlanıyor diye şu an insanlardan böyle geri dönüşler alıyoruz. Vallahi zorlansa da şimdi bir şey desem yanlış anlaşılır. Şu sokağa baksana, her tarafı araba, insanlar rahat, herkes halinden memnun. Ne diyelim? İnsanları çok etkilemiyor mu yani bu artışlar? Etkiliyor da insanların yapacağı bir şey yok. İnsanlar da hayatına devam etmek evet, zorunda. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Başka bir şey yok, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, iyi günler. Hadi sağ olun. Merhabalar, çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Alperen, Konya'dan gidiyorum. Furkan, Almanya'da yaşıyorum. Furkan Bey ve Alperen Bey, biliyorsunuz şu an ülkemizde asgari ücretle başlayan bir zam furyası var. Asgari ücret artırıldı, emekli maaşlarının fiyat güncellemeleri yapıldı ama bununla kalmadı. KDV oranları %8'den %10'a, %18'den %20'ye, telefon IMEI kayıtları da 6.091 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla pek diyecek bir şey de yok aslında ama yani belimizi büküyorlar, hala da bükmeye devam ediyorlar. Hayırlısı olsun diyeceğim de yani pek de hayırlı bir yere varacağını zannetmiyorum hani bu saatten sonra. İndirim olmaz bu saatten sonra da, yine hala zam. Asgari ücretle dengelemeye çalışıyorlar ama hani alım gücüne baktıkça mesela 2002'de aldığımız altın şeyle sayısıyla bu sene altın sayısı bayağı arasında fark var. Asgari ücretle düşüş söz konusu. Böyle yani. Ya bu yapılan güncellemeler haliyle piyasayı da etkileyecek. Sizce neler olacak? Valla yani yüzyılı başlıyor. Türkiye yüzyılı başlıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Valla bence böyle bir şey olması gayet normal. Çünkü kurlar yükseliyor. Yükseldikçe Türk liranın değeri düşüyor. Ona göre de her şey zam yapılması gayet normal. Tam asgari ücrete her ay veya her sene iki kere zam geliyor. Ama ona göre de fiyatlar artıyor. Yani insan alım gücü düşüyor. Geçen bir istatistik görmüştüm. Domatesin kilosunu mesela geçen sene asgari ücretle 300 kilo alıyordum. Bu sene 200 kiloya düştü. Yani her sene düşüyor. Yani bu gidişat nereye kadar bilmiyorum. Ama benim bildiğim tek bir şey var. Bu her ülkede öyle. Fiyatlar yükseldikçe alım gücü düşüyor ve hiçbir zaman da düşmüyor. Yani fiyat zam geldikçe o fiyatla hiçbir zaman düşmüyor geri. Yani fiyatlar geri inmez. Yani inmez yani. Almanya'da da öyle, burada da öyle. Yani mesela arabaların fiyatları yükseliyor, kiralar yükseliyor. Yani bundan ileride yine düşeceğini hiç sanmıyorum. Mesela kur şu an euro 28 oldu galiba. İleride yine 15 veya 4'e falan düşeceğini hiç sanmıyorum. Yani tam tersi, hatta yükselecek yine. Çünkü yanlış bir politika var ülkede. Bence Türkiye'nin en büyük sıkıntı zaten adalet, hukuk veya ekonomi değil. En büyük sıkıntı bence eğitim. Çünkü bir ülkede eğitim iyi olmadıktan sonra istediğin kadar çaba göster, o ülkeyi kolay kolay gelişmez yani. Benim düşüncem bu. Yani her şeyin temelinde eğitim var bana göre. Çünkü sokakta insanlara bakıyorsun abi, bunun farkına vardım. İnsanlar Türkiye'de gerçekten konuşmayı seviyor. Dinlemeyi bilmiyor ve her şeyi bildiğini sanıyor. Mesela ben Avrupa'da yaşıyorum. Buradaki insanların alım gücünü pek iyi bilmiyorum. Yaşam standartlarını da iyi bilmiyorum. O yüzden Almanya'da mesela ben oy vermedim. Oy verme hakkım vardı ama buradaki insanların hakkına girmek istemedim.
geleceğiyle oynamak istemedim. O yüzden bana göre en mantıklısı oy vermemekti. Yurt dışında yaşadığım için, ama verenlere de saygı duyarım yani. Yani inşallah ülkemiz gelişir, inşallah iyi yerlere geliriz. Avrupa gibi iyi bir ekonomiye sahip oluruz, kalkınırız. Ama şu anki duruma bakarsam zor. Yani başka diyecek bir şeyim de yok. İnşallah. İnşallah en yakın zamanda doğru bir politikayla ülke yönetilir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ya yok yani, hani ekonomi politikası biraz kötü yani. Kötü yönetiliyor ekonomi politikası, ama diyerek başka bir şeyimiz yok hani. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi günler. Merhabalar. Çoksa sizleri tanıyabilirim. Zafer. Zafer Doğan. Almanya'dan geliyorum. Karaman'ı geziyorum. Zafer Bey, şu an yurt dışından gelen biri olarak Türkiye'yi genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Ah, genel olarak değerlendirmek aslında zor bir soru. Yani cevap vermek kolay değil. Pahalı. Çok pahalı her şey. Ve çok karma karışık. Şu anda çok kalabalık şehirler. Rahat rahat alışveriş ve gezme imkanı yok. Genel olarak insanlar mutsuz gördüğüm kadarıyla ve her şeyden şüpheleniyorlar. Böyle söyleyebilirim. Ya mesela şu an örnek veriyorum, en kısa zamanda asgari ücret artışı gerçekleşti. Onun haricinde bugün emekli maaşındaki güncelleme netleşti, ama bununla da kalmadı. KDV oranları değişti. Yurt dışından telefon getirmek isteyen insanlar 6.091 lira öderken 20.000 lira şu an ödemek zorunda kalıyorlar. Yurt dışıyla Türkiye standartlarını değerlendirmek gerekirse şu anki mevcut Türkiye şartlarında son durum nedir? Onu değerlendirebilecek Türkiye'de uzun süre kalmadığım için ben tatile geliyorum. Çok da değerlendirebileceğimi sanmıyorum. Gözlemlediğiniz kadarıyla? Gözlemlediğim kadarıyla bir kere dünyanın her yerinde yaşam zorlaştı. Türkiye'de de çok zorlaştı gördüğüm kadarıyla. Tabii ki bu pandemiden sonra yaşam tarzı çok tamamen değişti. Ve zorlaştı. Yani, toplumsal yaşam, özellikle birbirine güven olayı tamamen zayıfladı. Maddi olarak insanlar güç durumda ve sürekli bu korku, gelecek korkusu yaşam ve hastalık korkusuyla yaşıyor. Bu da egoistlik getiriyor bana göre. Maalesef, maalesef. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, iyi günler. Sağ olun. Merhabalar, çoksa sizleri tanıyabilir miyiz? Adım İsmail. İşten çıktım, yeni geldim. Mehmet Ağa'mı ziyaret edip gideceğim. Bu Mehmet Ağa aynı zamanda patates cipsçimiz. Onu ziyaret etmeden gitmem. Şu an biliyorsunuz biz zam güncellemeleri diyelim, vergi güncellemeleri diyelim, her kalem için ayrı ayrı durumlar gerçekleşiyor. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi düşünecek bir fırsat bulamıyoruz ki. Yani Kemal Sunal'ın bir zamanlaki izlediğimiz filmi, onu aynen birebir yaşıyoruz şu anda. Zama da zam. Ya yapacak bir şey yok yani. Neye zam geldi, ne pahalandı? Aldık bir şey alabilirse kârımız diyoruz. Merhabalar, çoksa sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Zeynep Bengisu. Zeynep Hanım, şu an biliyorsunuz Türkiye'de bir fiyat değişimi yaşanıyor. Asgari ücretle başladı, ancak KDV oranları ve telefonlarda özellikle fiyat değişmeleri gerçekleşiyor. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya çok pahalı. Yani almak istiyorsunuz ama sonra fiyatını görüp alamıyorsunuz istediğiniz şeyleri. İlk ihtiyaçlardan başlıyor. Sonra isteklere zaten yetmiyor yani. O yüzden... Örnek veriyorum, şu an telefon almak ister miydiniz? İsterim ama işte alamıyorum. Bu KDV oranları değişti biliyorsunuz. %8'den %10'a, 18'den 20'ye ortalama 2 puanlık bir artış gerçekleşiyor. Ama bununla beraber aynı zamanda şirketler de fiyat güncellemesine gidiyor. Yani almak istediğin telefon yarından itibaren bir tık daha pahalı olacak. Ne düşünüyorsun? Yani, mutsuzuz işte yani. Bir de büyüdükçe daha da kötü olacak. O yüzden gelecek biraz kötü. Gelecek kaygısı mı gidiyorsunuz? Yani 9.000'e baktım, bilgisayar ertesi gün 15.000 lira olmuş. Yani. Peki nasıl olsun isterdiniz? Daha ucuz olsun yani. En hayattan beklediğimiz kadar ucuz olsun yeterdi. Hayattan beklentiniz var mı? Yok. Çok gençsiniz şu an, yolun başındasınız. Hiç umudunuz yok mudur? Çok çalışmak lazım. O yüzden... Mesela şu an hayaliniz nedir? Hani aslında moda tasarım okumak istiyorum ama... Ya ben çok karışık, bir ara uzay mühendisi istiyordum. Belki hala istiyorumdur. Hala istiyorsunuzdur. Peki şu an Türkiye standartlarında istediklerinizi gerçekleştiremiyorsunuz bir genç olarak. Hayat çok pahalı malum. Fiyatlar her geçen gün artıyor. Peki bunlar sizin hayallerinizi etkileyecek mi? Evet. Yani yurt dışına gitmek zorunda kalıyorsun. Yurt dışına gider misin fırsat olsa? Yani istediğim yeri alırsam giderim yani. Sonra ben Türkiye'de okumayı daha mantıklı buluyorum. Hani şey olarak, tamam. Bilmiyorum, biraz milliyetçi bir şeyim var. Bir genç olarak neler söylemek istersin? Son kez bir toparlamak gerekirse.
Ne isterdiniz, ne olsun isterdiniz, şu an neyden şikayetçisiniz? Genel olarak bir toparlayalım. Yani daha çok, yani dediğim gibi gençliği çürüttüler şu an zaten, bir şey kalmadı. Aferin diyorum herkese. Ben dediğim gibi en azından alım gücümüzün daha fazla olmasını isterdim, o kadar. Sizin isminiz neydi? Tuğba. Tuğba Hanım ve sizlerin ismini unuttum. Zeynep. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgi için. Umarım hayallerinize kavuşursunuz. Çok teşekkürler, iyi günler. Merhaba, çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Benim adım Şerife Rana. Şerife Hanım, biliyorsunuz Rana mı diyeyim, Şerife mi? Rana Hanım, şu an biliyorsunuz bir zam furyası içerisindeyiz. Her şeyin fiyatı artıyor. Asgari ücret fiyatı da arttı, emekli fiyatı da güncellenmeye başladı ama KDV oranları arttı. Aynı zamanda şirketler de bunun nezdinde fiyatları artırıyor. Genel olarak ne düşünüyorsunuz hayat pahalılığı hakkında? Hayattan pahalı ve yani bir şey alamıyoruz. Bir şeyler yiyip içmek biraz zor. Ve öğrenci olarak biraz zorlandığımızı düşünüyorum bu konuda. Yani iki yıl sonra üniversiteye gideceğim. Zamlardan şey yapıyorum yani, yurt fiyatları çok pahalı. Ne yapacağım pek bilmiyorum. Bu konuda böyle düşünüyorum. Yani, çok... yani bu senin geleceğini etkiliyor şu an, öyle mi? Zorlanabiliriz yani. İleride üniversite gittiğimde ne yapacağımı pek bilmiyorum açıkçası. Yurt fiyatları, yani hayatımı nasıl yaşayacağım pek düşünemiyorum. Bu senin eğitim hayatını etkiler mi peki? Evet, ekonomi çok pahalı. Ne yapacağım yani, test tabı bile almak, test tabları bile şu an çok pahalı. Onun için biraz hayat zor. Peki ne olsun isterdin? Şu an ekonominin çok güzel düzelmesini isterdim açıkçası. Tek isteğim bu. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun.